Deniz Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Deniz Kaptan Burak Direk. Evet, bugün sizlerle beraber yepyeni denizlere, yepyeni rotalara yelken açmaya devam edeceğiz. Daha önce benim defalarca yaptığım ama sizle beraber bir türlü yapmak nasip olmamıştı. İspanya'ya doğru rotamızı çevirdik. Türkiye'deyiz, İspanya'ya doğru devam edeceğiz. Planlanan seyrimiz 1305 mil kadar. Bu 1305 mili 3,5-4 gün kadar bir sürede alacağız. Güzel, çok uzun değil, çok kısa da değil. Güzel, tatlı bir seyir olacağına inanıyorum. Hava raporlarımız çok güzel. Ekibimiz hazır, tüm hızımızla hazırız. Normalde biliyorsunuz ki bütün videolarda izleyenler hatırlar. Avrupa'ya çıktığımız zaman hep Korint kanalından geçip Avrupa'ya doğru yelken açıyoruz. Ama bu sefer Yunanistan'ın güneyinden devam edeceğiz. Oradan sonra Malta'ya yolculuğumuz devam edecek. Malta'dan sonra tüm hızıyla İspanya'ya doğru rotamızı geri çevireceğiz. Çok keyifli bir seyir olacağını düşünüyorum. Umarım ki her şey de yolunda gider. Bu tarz çekleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir, bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Yine daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Let go port line, let go port line please. Copy, port line, let go. Okay, let go all the lines right now. Just a minute, we are waiting mooring guy. We are ready to take off the port line. Port line on board, just starboard main line left. Let it left. Now if you are okay, we will release starboard as well. Yeah, okay, release it please, let it go. Okay, let go starboard. Thank you. Okay, this position is perfect. Please continue. After mooring line, I will inform you as well. Around standby that it will pass mooring line. Please keep in the position. Position is perfect. We are on the middle. Around 5 meters later, we will pass the mooring line. Okay, Burak, I will be in wheelhouse. Copy that. Hadi Allah selamet versin diyelim. Herkese selamlar. Az önce gördüğünüz gibi Yalıkavak Marina'dan seyrimize başladık. Manevramızı yapmıştık, çıktık. Şimdi şöyle Bodrum Cruise Port'a geldik. Burada bizim şimdi gümrük işlemlerimiz yapılacak. Teknenin gümrük işlemleri yapılacak. Ayrıca gümrüklü yakıt alacağız. Şimdi gümrüklü yakıt olayı şöyle oluyor. Tamamen biz Türkiye'den ayrılacağımız için gümrüklü yakıt alma hakkımız var. Bu da yakıt tutarının 3'te 2'si gibi bir rakama geliyor. İşte liman masrafları oluyor, vergiler oluyor, ajent ücretleri oluyor. Onları ödedikten sonra 3'te 2 bir fiyatına alabiliyorsunuz. Ama şöyle, o yakıtı alır almaz hemen
Türk sularından çıkmanız lazım. Avrupa Birliği'ne geçmeniz lazım. O tarafa doğru geçeceğiz zaten. Şu anda Bodrum'da Cruiseport'tayız. Dediğim gibi şöyle bir dışarıya da bakalım. Şöyle yanaştık. Tabii burası Cruiseport olduğu için birazcık şöyle sıkıntılı yanaşma yerleri. Yani şöyle büyük büyük onların kendi usturmaçaları var. Bunlar aslında çok büyük, çok zarar verebilir. Onun için çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Pasaport kontrollerimiz yapıldı. Pasaportlara çıkışlarımızı vurduk. Mürettebat olarak vizelerimizi aldık. Her şeyimiz tamam. Şimdi sadece yakıtımızı bekliyoruz. Bakalım. Birazdan yakıtımız gelecek. Gümrük yakıtımızı alacağız. Aldıktan sonra direkt devam edeceğiz Kos Limanı'na doğru. Bütün hazırlıklarımız da tamam. Şöyle ben birkaç bir şey göstermek istiyorum. Özellikle böyle uzun seyirlerde bütün coverlarımızı kapatıyoruz. Ayrıca böyle sandalye gibi hareket edebilecek cisimleri bosalarına vuruyoruz. Bu bosalar önemli. Mesela bir üst kata da çıkalım. Gördüğünüz gibi bütün hareket edebilecek mobilyalar bosalandı. Tertemiz, hazır. Birazdan yakıta başlarız. Yaklaşık 2-3 saat kadar sürer. 2-3 saat sonunda devam edip Kos Limanı'na doğru yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, seyrimiz Tumuz ile devam ederken şöyle bir durum güncellemesi yapalım sizlerle beraber. Bodrum Limanı'nda yakıt işlemlerimizi tamamladık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yakıtımızı aldık. Ticari yakıt aldığımızı söylemiştim. Daha doğrusu duty free yakıt aldığımızı söylemiştim. Şimdi o sıkıcı yakıt operasyonunu da çekmedim. Çünkü zaten önümüzde 3 tane daha büyük bir yakıt operasyonu var. Standart tanker yanaşıyor. Yakıtımızı alıyoruz. Şimdi Schengen zonuna girmek için, yani Avrupa Birliği'ne girmek için Kos Limanı'na geldik. Teknenin burada çıkış işlemlerini yapacağız. Yaklaşık 2 saat kadar, saatlerimiz şu an 19.20, 1 saat kalmış. 1 saat kadar bir çıkış işlemlerimizi yapacağız. Ondan sonra Pilos, yanlış telaffuz etmiyorum umarım, Pilos'a doğru yolculuğumuz devam edecek. Planlanan seyrimizde oraya yaklaşık 18-19 knotla gitmeyi planlıyoruz. Bu da 15.5-16 saat kadar bir yola tekamül eder. Nasipse yarın öğlen saatlerinde varacağız. Şimdi bu saate kadar vardiya düzeni yapmadık aslında, operasyonlar yoğundu diye bütün mürettebat çalıştık. Ama bu saatten sonra, daha doğrusu Kos Limanı'ndan ayrıldıktan sonra vardiya düzenine gireceğiz. 3 vardiya planladık. Her vardiyada 4'er saatlik vardiyalar şeklinde devam edecek gözcüsüyle beraber. Yani her vardiyada 2 tane minimum, köprü üstünde bir gözcü, bir de dümen başında serdümenimiz olacak. Seyrimiz öyle devam edecek. Şöyle hazır biraz Kos'tayken şöyle bir Kos Limanı'nı da size ben göstermek istiyorum. Çok şirin bir kasaba zaten. Daha önceki videoları izleyenler bilir. Güzel Kos Kalesi de burada. Şöyle biraz güneşten kurtaralım kendimizi. Dediğim gibi güzel, tatlı bir Yunan adası burası. Burada çıkış işlemlerimiz bittikten sonra kaldığımız yerden seyrimize tüm hızıyla devam edeceğiz. Gayet de şimdiye kadar da gayet de keyifli geçiyor. Çok fazla hava rahatsız etmiyor bizi. Tahmin ettiğimiz hava raporlarına göre de tahminlerimizi yanıltmayacaktır umarım. Böyle de devam edeceğiz. Birazdan manevrada görüşmek dileğiyle. Okay, let's go cross line, let's go cross line. After cross line, please starboard. Let go starboard as well. Copy cross line on deck. We have just 2 main line now. We will. We are taking now starboard line. Okay. After starboard, you can proceed on the, for the port side. Let go port side as well. Copy. Copy, slowly, slowly, we will heave up anchor. Copy. Port side distance 2 meters. We are on a good position now. Copy, thank you. How was the starboard off? It is possible to clear turn a little bit? Starboard outside is clear. You can turn.
Evet, bütün custom işlemlerimizi yaptık. Şu an tamamıyla artık Avrupa zona giriş yapmış bulunmaktayız. Kostümlerden. Totally clear for manevering. Okay, copy, thank you. Evet. Şimdi bütün işlemlerimizi bitirdik. Şimdi yavaş yavaş demirimizi kaldırıyoruz. Kos limandan ayrılıyoruz. Dediğim gibi plasa doğru devam edeceğiz. Yaklaşık 16 saat yolumuz var. 16 saat boyunca yolculuk tüm hızıyla devam edecek. Kazası belasız umuyorum. Evet, sizlerle şöyle bir durum güncellemesi yapalım. İspanya seyirimizin ilk gece vardiyasındayız. İlk gece seyirimiz. Az önce videoda izlediğiniz gibi kos limandan manevramızı yaptık, çıktık. Orada bir farklı bir problemle karşılaştık. Çünkü bizden sonra gelen tekne demirini bizim demirin üzerine atmış. Alırken biraz uğraştırdı ama aldık. Kazası biraz sıkıntı olmadı. Sonra Asset Kaptan birazcık devam etti. Ben uyumaya gittim bir iki saat kadar. Gece saat 12'de vardiyamı aldım. Saatlerimiz şu an 1'e 13 geçiyor. Sabah 4'e kadar ben gideceğim. 18.5 knot. Knot'ımız güzel, hızımız güzel. 18.5 knot'la gidiyoruz. Şu radyo bir bitsin. 18.5 knot'la iyi bir hızla gidiyoruz. Birazcık rüzgar var ama bizi rahatsız etmiyor. Ufak ufak sallanıyoruz şimdi tabii ki. Şöyle eksi de göstermek gerekirse şöyle biraz uzaklaştırayım. Şöyle Yunan adalarını geçiyoruz. Amargos'u geçtik. Devam edeceğiz. Sabah varacağımız noktaya öğlen 1.30 gibi varacağız. Şimdi birazcık hızlanacağız. Hava sakinledi. Sakinlemişken hızlanırız. Güzel, rahat geçiyor, keyifli geçiyor. Sabah 4'e kadar devam edeceğim. Ondan sonra bırakacağım vardiyamı. Diğer vardiyacı arkadaşlar devam edecekler seyre. Güzeliz. Sadece radarımız biraz kirli. Yani çok fazla gemi geçtik. Çok fazla balıkçı teknesi ve şamandıra geçtik. Bu alanlarda Yunan adaları açıklarında genelde bu tür şeyler oluyor. Ama bizi rahatsız etmedi. Normalde CPI dediğimiz, temas edeceğimiz en yakın nokta genelde 1 mil tutuyoruz biz gemilerle. Trafik sahalarında da yarım mil tutmaya çalışıyoruz. Hep o derlerin içinde kaldık. Herhangi bir sorun yaşamadık. Temiz bir şekilde devam ediyoruz seyrimize. Şöyle ilerleyen saatlerde vardiyan bitmesine yakın bir ufak güncelleme daha yaparım. Ondan sonra gideriz, uyuruz. Sonra sabah tekrardan kalkarız, vardiyamızı alırız. Daha doğrusu yakıta yanaşacağız tekrardan. Yanaşma manevramızı yaparız, yakıtımıza yanaşırız. Herkese selamlar. Dün gece vardiyasını bırakmıştık. Sabah yanaştık. Yunanistan'da Paylos'tayız. Paylos'u şöyle bir göstereyim ben size. Tam olarak nerede olduğunu bir görmeniz için şöyle bir ayıklayalım. Yunanistan'ın güneyinde, şöyle güneybatısında güzel bir küçük kasaba. Şimdi biz burada yakıt işlemlerimizi tamamladık. Yakıtımızı aldık, bitirdik. Şimdi bir iki saat kadar zamanımız var. O bir iki saati de mürettebatı yemeğe geçirerek, götürerek geçireceğiz. Şöyle burada hep beraber bir öğle yemeği yeriz. Öğle yemeğinden sonra birazcık da dinlenmiş oluruz. Herkes de moral olur. Ondan sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden Malta'ya doğru devam edeceğiz. Tabii Malta limanı ticari bir liman olduğu için orada declaration'lar var. Birkaç form gönderiyorlar. O formları doldurdum ben. Onlardan bahsetmeyeceğim size. Onlar ufak tefek işte yazılar, çizdiler. Kim geliyor, kim gidiyor, teknede ne var, ne yok. Hem custom yani gümrük için hem de liman varış bilgileri için teknenin boyu, eni, her şeyi, bütün aklınıza gelebilecek her şeyin bilgisini veriyorsunuz. Ön hazırlık. Bir de orada yakıt alacağımız için işte yakıtların giriş inçleri, kaç inçli alabiliyorsunuz, dakikadan ne kadar alabiliyorsunuz gibi detayları veriyorsunuz. Onları göstermeye gerek yok. Onlar çok kafa bulandırır. Boş boşuna yorar sizi. Devam. Şimdi gidelim bir hızlı bir şekilde öğle yemeği yiyelim. Hatta yemeğimizi de şurada karşıda bir tane restoran var. Büyük ihtimalle göremeyeceksiniz ama çok uzakta. Orada yiyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden manevramıza başlayacağız ve yolumuza geri çıkacağız. Malta'ya doğru devam edeceğiz. Evet, biraz öne doğru akıyoruz ama iyiyiz şu anda. Şimdi Palamar arkadaşlar yok. Bizim bir gemici arkadaşımız sağ olsun atladı. Rıhtımdan altlarımızı çözüyor. Birazdan çıkış manevramızı yapacağız. Sonra altımızı alıyoruz. Ondan sonra onu alacağız. Devam edeceğiz. Rüzgar sancaktan basıyor. Eskere burada da bordayız. Şimdi yavaş yavaş ayrılacağız. Mert'i bekliyoruz şimdi. Şimdi stern thruster'la, bow thruster'la, birazcık da makinamızla teknemizi kaydırmaya çalışıyoruz. Yan yan gitmeye çalışıyoruz. Bir
Bir de restoranda çok güzel insanlarla tanıştık. Onlara bir selam vermek için önlerinden geçeceğiz. Bir kornayla onları selamlayacağız. Güzel, tam istediğimiz gibi yengeç gibi ayrılabildik. Mert, Burak, tell me how is the starboard side? How is the starboard side up? İleride bir şamandıra var. Hasret kaptan onu bilgilendi şimdi. Bu şamandırayı kurtardıktan sonra. Ya böyle. Ya böyle. Pekar yol ileride devam edecek. Çift makine Pekar yol ileride. Yavaş yavaş kafayı rüzgar üstüne veriyorum. 4-6 saniye. Şimdi 3 uzun düdük yapacağız. Evet, adamlara selamlarımızı da verdik. Çok güzel insanlardı. Tanıştığıma gerçekten memnun oldum. Yunan sakinleri, sessiz, sakin, güzel insanlar. Güzel bir adaydı. Şimdi köprüye geçeceğiz. Köprüde manevrimize devam edeceğiz. Okay. Control on the bridge now. Çalın bak oradan bir tekne geçiyor, gördün mü? Yani şu kapıya benziyor. Orası kapıya benziyor, değil mi? Güzel bir toplu fotoğraf yapalım. Okay. Kapıya benziyor bayağı orası. Okay, guys, we are going to start front of this rocky. Şurada iskele baş omuzumuzda güzel bir kaya var. Bildiğiniz kapıya benziyor. Şimdi orada öyle bir duracağız, bir hatıra fotoğraf çekeceğiz. Buradan da bir hatıramız kalsın diye. Ondan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıcak ama bugün. 29 derece şu an. Evet, 16-17 saatimiz var. Aynen. Malta'ya kadar şimdi 351 mil. O da yaklaşık işte 16-17 saatlik kadar yol yapacak. Şimdi Asya Kaptan'ı duydunuz. Dün size çektiğimiz video vardı ya. Evet. Çıkışta çekmiştik. Ben yanlışlıkla onu silmişim. Şu anda da kayıttayız zaten. Tekrardan tekrarlarız olmadı. Arada böyle oluyor ya. Çekim hataları malum. Yol yorgunluğu. Sezon yorgunluğu. Arada kaynıyor, siliniyor. Bir şeyler oluyor. Ha evet. Şimdi bizim gibi teknelerde, bizim boyuttaki teknelerde düzenli olarak driller yapılıyor arkadaşlar. İşte aylık driller var, 3 aylıklar var, 6 aylıklar var, yıllıklar var. Biz elimizden geldiği kadar, Kaser Kaptan da bu konuda hassasiyet çok gösteriyor. Biz elimizden geldiği kadar güvenlikle ilgili olan drillerin hepsini düzenli olarak takvimde tutmaya çalışıyoruz. Bir bakalım, eğer biraz yolumuz güzel gider, erken varacak olursak, zamanımız yetecek olursa kaptanımız bir drill yapmak istiyor. O drill de çekeriz, denk gelirse. Hani nasıl yapıyoruz, neler yapıyoruz? Yangın drilli yaparız büyük ihtimalle, değil mi kaptan? Manoverboard yaparız, gemi terk yaparız.
Aynen. O dilleri de görmüş oluruz. Nasıl hazırlıyoruz, neler yapıyoruz, hangi lokasyonda hangi görevle meşgul, bunların hepsini bahsetmiş oluruz. Ama bunun sözünü vermeyelim. Malum tekne yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer zamanımız olursa bununla ilgili mutlaka yaparız. Yaparsak da keyifle izlersiniz eminim. Mesela az önce duyduğunuz gibi işte deck ready navigation diye bir komut geldi. Bu komut hazır olduktan sonra biz güvertenin emniyetli olduğunu, her yerin bosasının vurulduğunu, bütün usturmaçların ve halatların emniyet altına alındığını biliyoruz. Ondan sonra seyrimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. O süre zarfında biz böyle pek ağır yolla yavaş yavaş ilerleyip seyrimize devam ediyoruz. Doğru mu? Herkese selamlar. Seyrimizin ikinci günü, ikinci gece vardiyasındayız. Saatlerimiz sabah 2:16 geçiyor. 22 knot'la gidiyoruz. Malta'ya yaklaşmak üzereyiz. Yaklaşık olarak bir bakayım ben şöyle. 87 mil kaldı. Sabah 6:10'da Malta'ya varacağız. Yakıtık mali için. Güzel devam ediyoruz. Yani biraz yorulduk tabii. Şimdi saat 4'te bırakacağım. Ve 5:30'da geri gireceğim manevra için. Yani 1,5 saatlik bir uyku olacak. Ondan sonra tekrardan yakıtık maline başlayacağız. Tabi orada da uyuyamıyorsunuz. Yakıt ikmalinden sonra tekrardan çıkış manevramızı yaparız. Kaldığımız yerden Sicilya Cagliari'ye doğru rotamızı çevireceğiz. Güzel, rahat, gayet sakin bir deniz var. Onun için hızlı gidiyoruz. Biraz yakıt tüketimimiz fazla ama yetişmemiz gereken bir tur programı var. Onun için aslında biraz acele etmemiz gerekiyor. Onun dışında her şey stabil. Otopilotumuzu da tamamen track moduna aldık. Yani sadece şu anda çizdiğimiz rotayı takip ediyor. Şu anda Malta'ya yaklaştığımız için tahmin edersiniz ki gemi trafiği çok fazla. Da şöyle biraz daha uzun range açtığım zaman bir sürü gemi görebilirsiniz etrafta. Bunları kullanmak gerekiyor. Elimizden geldiği kadar CP'leri 1 milde tutmaya çalışıyorum. Bazı yerde tutamıyorsunuz, yakın geçiyorsunuz ama güzel, sıkıntı yok. Mesela şu gemiyle yaklaşık 4 saattir ikimiz aynı hızda gittiğimiz için 21.9 biz de aynı hızda gidiyoruz. Yaklaşık 4 saattir falan bordaya seyir yapıyoruz. Karşıdaki ışık kümesi, 200 metre bir konteyner gemisi. 4 saattir bizle beraber onlar da geliyor, biz de gidiyoruz. Gayet de keyifliyiz. Sabah Malta'da görüşmek üzere. Herkese Malta sabahından günaydın. Evet, videoda söylemiştim, Malta'nın girişini çekeceğiz, hızlı giriş çekeceğiz diye ama ben yorgunluktan, uykusuzluktan onu unuttum. Şimdi bazen yorumlarda şey soruluyor, işte yoruluyor musunuz, seyirlerdeki nasıl geçiyor? Şöyle tarif edeyim, dün gece saat kaçtı? 11'de vardiyaya teslim aldım. Sabah 4'e kadar vardiyamı kestim köprüde, yani tekneyi kullandım. Sabah 4'te vardiyayı diğer vardiyacı arkadaşlara devrettim. 6:30'da manevra için geri kalktım. Yani 1,5-2 saatlik uykuyla duruyoruz. Zaten böyle gözlerden mözlerden belli olur, şişmiştir. İşte o arada ben uyku sersemliği hızlı çekim yapacaktım. Çünkü Malta Limanı'nın girişi güzel bir giriş. Yani eski bir yer olduğu için, eski bir şehir olduğu için böyle gemilerle falan giriyorsunuz. Şimdi onu çıkışta yaparız. Çıkarken çekeriz. Videonun devamında onu görürsünüz mutlaka. İşte Malta'dayız, geldik. Burada işlemlerimizi yaptık. Şimdi yakıtımızı bekliyoruz. Tankerimiz birazdan gelecek. Yakıtımızı alacağız. Ondan sonra kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Bu arada ben size şöyle birazcık Malta'yı göstereyim. Malta çok eski tarihi olan bir şehir. Doğal olarak böyle bütün yapılar, bütün binaların eskiliğinden anlayabilirsiniz. Tarihi olan güzel bir denizci adası. Birazcık da şu tarafa doğru geçeyim. Ayrıca işte gerçekten de çok büyük bir limanı var. Bu limanda sürekli kruz gemileri falan da geliyor sürekli. Yani turistik alan olduğu için çok fazla kruz gemisi görüyorsunuz. Mesela Virgin'in teknesi gelmiş. Amerikan menşeliydi galiba Virgin, yanılmıyorsam. Yanılıyorsam da yorumlarda bunu düzeltin lütfen. Bakalım şimdi, dediğim gibi birazcık dinlenirim ben. Bir iki saat uyurum. Orada tanker gelir, yakıt alırız. Yakıttan sonra hazırlığımıza başlarız. Hemen tekrardan yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz. Yorulduk tabii, uzun seyir. Uzun seyir yoruyor insanı, uykusuzluk yoruyor insanı. Ama güzel, gideriz, alışınız. Sürekli yaptığımız işler olduğu için artık bünye kaldırıyor. Devam. Tümüz ile devam.
seyirimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce gördüğünüz, hızlandırılmış ya da gördüğünüz gibi Malta Limanı'na ayrılışımızı tamamladık. Tekrardan kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Vardı da yine ben varım. Gece başlamıştım. Devam ediyorum. Saat 4 gibi bırakacağım. Saatimiz 2.30'a geliyor. Şöyle ufak bir değişiklik yaptık seyirimizde. Cagliari'ye girmeyeceğiz. Direkt Palma'ya geçmeye karar verdik. Yeterli yakıtımızı aldık. Birazcık turu hızlandırmamız gerekiyor. Hızlı varmamız gerekiyor. Onun için öyle bir rota değişikliğine gittik. Böyle seyirde olur. Hem hava birazcık daha rahat olacak. Bir de Palma'da yakıt çok bekleyeceğiz. Çok zaman kaybedeceğiz diye böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. Saatimiz 2.30'a geliyor. 18.4 knot hızla gidiyoruz. Gayet temiz, sakin bir deniz var. Devam edeceğiz böyle. Bu şekilde devam ederiz. Ondan sonra saat... Ben yatacağım ondan sonra. Gece 12'ye kadar. 12'de tekrardan geri alacağım. Sabah 4'e kadar devam edeceğim. Yarın gece de gece yarısı 12 gibi limana varmayı planlıyoruz. Her şey yolunda giderse. Bakalım biz devam ediyoruz. Biraz gözler mözler artık şişti, yorgunluktan morardı. Doğal olarak uykusuzluktan. Ama seyrimiz güzel, gayet keyifli. Hava muhteşem. Sonuna kadar da böyle gitmesini umuyorum. Tahminlerimize yanılmayacağız inşallah. Bakalım gece vardiyasında görüşürüz. Yolculuğumuzun 3. günü, 3. gece vardiyasından herkese selamlar. Saatlerimiz sabaha karşı 1. Malta'dan çıktık. Palma'ya doğru direkt rotamızı çevirdik. Şu an Tunus açıklarında, Afrika açıklarında devam ediyoruz. Burası benim seyirde en nefret ettiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü burada aşırı cesur adaları da göstereceğim. Realitede görebilir misiniz bilmiyorum, çok uzaktalar ama. Burada çok fazla balıkçılar var arkadaşlar ve bu balıkçılar hiçbir şekilde kurallara uymuyorlar. Genelde ışıkları kapalı, karanlıkta seyir yapıyorlar. Siz onlara yaklaştığınız zaman bir anda ışıkları açıyor ve bir anda görüyorsunuz. Bir de burada şöyle bir sıkıntı var. Şöyle ekliste göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü böyle mavi mavi noktalar var. Yani bunlar işte banklar. Bir anda 2000 metrelerden, 1000 metrelerden, 1500 metrelerden 30 metreye, 20 metreye, 10 metreye düşüyorsun. Oralarda işte balık tutuyorlar çok fazla. Ve bu arkadaşlar gerçekten kanunlara, kurallara uymuyorlar. Son saniye kadar ışıkları kapalı tutuyor. Onun için buralarda iyi gözüyle beraber iyi seyir yapmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Bir anda karşınıza çıkabilirler. Radarda takip ediyorsun. Genelde işte reflektörde görünüyor ama işte bazen ufaklar oluyor, onlar görünmüyor. Ya da şey, yollara şamandıralar atıyorlar, ağlar atıyorlar falan böyle. Ağlarda ışıklar olmuyor, şamandıralarda ışıklar olmuyor. Onun için iyi takip etmek lazım seyirdeyken. Dikkatli bakmak lazım. Hava şu anda 25 derece ama dışarıda humidity %85, yani şey, nemlilik %85'i geçmiş. Doğal olarak sürekli camlar buğulaşıyor. Gidiyoruz. Dikkat ederek yavaş yavaş. Şimdi Tunus açıklığında şöyle bir daha. Ben geniş açısını da daha şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi Tunus'a yaklaştık. İyice geldik Tunus'a, Afrika kıtasına. Aradan devam edip tekrardan yukarı doğru çıkacağız. Şöyle birazcık daha kendi rotamıza göre. Çok fazla VTS'ler var burada. Ama VTS'ler cevap vermiyor. Trafik hatları var, cevap vermiyorlar. Sadece tersine böyle gıcırtılar diyorsunuz. Radyo sistemleri çok iyi değil. Bakalım. Bak mesela şu an siz göremezsiniz büyük ihtimal ama önümde şu anda 2, 3, 4, 5 tane falan balıkçı olacak. Radarda 1, 2, 3, 4 tane var. Bir tane daha ileride var. Onun ışığını görebilirim ama kendisini seçemiyorum şu anlık. Bakalım. Seyrimiz devam ediyor. Neler bekleyecek? Gece boyunca göreceğiz. İlerleyen saatlerde tekrardan bir update yaparım. Evet, seyrimizin son gününden herkese selamlar. Vardiyamızı yine teslim aldık. Öğlen 12'de. Saatlerimiz şu an 2:01 geçiyor. Bayağı yaklaştık. Ne kadarımız kaldı? 178 mil yolumuz kaldı. 178 mil sonra işte Palma'da olacağız nasipse. Şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz Cagliari'ye yolda iptal etmiştik yakıt için. Direkt Palma'ya geçme kararı almıştık. Doğal olarak oraya gece varıyoruz. Gece varacağımız için işte 12 bakayım. Hatta 12 gibi varacağız gece. Gece 12'de varacağımız için marinaya giriş yapmayacağız. Demir sahasına geçeceğiz. Demir atacağız. Orada bekleyeceğiz. İşte mürettebatı dinlendiririz. Kendimiz güzelce uyuruz. Tabii demir nöbeti tutacak arkadaşlar var. Demir nöbetine kalkarız. Sabaha kadar demir nöbetinde bekleriz. İşte 7.45 gibi tekrardan yakıta yanaşacağız. 8'de yakıtımızı alacağız. Yakıttan sonra kendi yerimize geçeceğiz.
Kendi yerimizden sonra tekneyi hızlı bir şekilde hazırlayıp misafirlerimizi bekleyeceğiz. Ondan sonra zaten turumuz başlıyor. Bir hafta 10 gün kadar bir İspanya turu yapacağız. Sonrasında bakalım yeni rotasyonlar var. Yeni rotalarımız var. Yeni rotalarımızda seyirlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir genel olarak göstermek gerekirse, şöyle çevireyim kameramı. Ektis'ten baktığımız zaman çok yaklaştık zaten İspanya'ya. Afrika kıtasını geçtik. Şimdi İspanya doğru devam ediyoruz. Palma'ya geçiyoruz zaten. Palma'da Mallorca'ya. Şöyle tüketimden dolayı artık birazcık hızımızı yavaşlattık. 17.9 knot, işte 18 knot civarlarında gidiyoruz. Güzel, artık trafik de azaldı. Sakiniz. O balıkçılardan da kurtulduk. Dün gece bizi çok uğraştırdı balıkçılar. Ki hatırlarsınız, ışıkları yakmadan seyir yapıyorlar. Sonra yaklaşık ışıkları yakıyorlar diye söylemiştim size. Devam ediyoruz şimdi, bakalım. Gayet yolunda her şey, köprümüz de hazır. Şöyle, seyir esnasındayken böyle ben sürekli düzenli olarak şöyle göstereyim hatta. Ufak ufak böyle notlar alırım. İşte ne kadar yakıt tükettik, ne yaptık, ne ettik, nereye gidiyoruz, kaldığımızda ne kadar yakıtımız kalacak, ne kadar şey yapacak. Normalde tabii ki bunu böyle şuradan da gösterirsem elektronik sistemde her şeyini takip edebiliyoruz. Mesela yakıtları şu an anlık olarak görebiliyorum, totalleri. Ama sonuçta elektronik cihazlara güvenmemek lazım. Her zaman en doğru kalkülasyon, yani kalkülasyon sizin yaptığınız hesaplar, kitaplar olur. Ona göre işte hesaplıyoruz, kitaplıyoruz, seyirimize devam ediyoruz. Şimdi 2 saat sonra ben vardiyamı teslim edeceğim. Gece artık vardiya tutmayacağım. Yani gece 12'de varacağımız için sadece demire kalkacağım. Demir atmak için manevraya kalkacağım. Manevradan sonra vardiyacı demir nöbetini tutacak arkadaşlarımıza teslim ederiz teknemizi. Sabah 7.30'a kadar uyuruz. 7.30'da yakıtımızı almaya başlarız. Sonra yerimize geçeriz. Zaten o da kapanışımız olur. Böylelikle Türkiye-İspanya seyirimizi tamamlamış oluruz. Bu gece zaten video çekmem artık, dediğim gibi. Artık Palma'da, Mallorca'da görüşmek dileğiyle seyrimize, turumuzla devam ediyoruz. Evet, sizlerle beraber koskoca 4 günü tamamladık. Sonunda limanımıza geldik. Bağladık teknemizi. Geceleyin ben vardiyada söylemiştim. Demirde bekleyeceğiz. Sabah yakıtımızı alacağız. Yakıttan sonra marinamıza yanaşacağız demiştim. Ama özel bir izinle sağ olsunlar da ricamızı kırmadılar. Çünkü yorgun olduğumuzu biliyorlardı. Geceleyin de yakıt iskelesine yanaştık. Sabah çok erken saatlerde yakıtımızı tamamladık. Az önce de hızlı çekimde gördüğünüz gibi istasyondan ayrılıp bağlı bulunmamız gereken marinamıza teknemizi bağladık. Şimdi bu aşamadan sonra biz hızlı bir şekilde tekneyi toparlayacağız, hazırlayacağız. Misafirlerimizi bekleyeceğiz. Güzel bir seyir geçti. Umarım buraya kadar da izleyip keyif almışsınızdır. Bu tarz çekleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir. Bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Provanız neta, rüzgarınız kolayınız olsun. Allah selamet versin. Selametle.